Sevgili izleyiciler, Londra'dan, Londra stüdyolarından Londra Polemik programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok önemli bir konu konuşacağız, tartışacağız. Neden önemli? Çünkü insan hayatında çok önemli bir konudur. Hemen söyleyeyim, eğitime gönül vermiş arkadaşlarla İngiltere'de, Londra'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin çocukları geleceği için yapılan emekler ve verilen gayretler içerisinde olan üç çok değerli arkadaşım var. Efendim dostlarımızı size tanıtayım. Sağımda oturan Seftab Kemal Hanım'dır. Seftab Kemal Hanım Aliza Değirmenci Okulu'nda yıllarca okul başkanlığı yapmaktadır. Bu zor görevi yürütmektedir. Hemen sol başta Muhsin Bey, Waltham Forest Türk Okulu'nun başkanıdır. O da aynı şekilde eğitimimiz için ta uzaklarda gayret ediyor, çalışıyor, katkı koyuyor. Tam hemen solunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra eğitim müşafiri Hasan Bey, Hasan Kuraltay. Hasan Bey de yıllarca bu okulların peşinde koşan, elinden geleni yapan bir müşavirimizdir, eğitim müşavirimizdir. Öncelikle konuklarıma, hepinize hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, önce sağımda oturan, biliyorsunuz biz ilke olarak da bayanlara söz hakkı her zaman veririz. Kişi olarak da. O nedenden yanımda oturan Seftab Hanım'a tecrübe olarak da ilk sözü vermeyi düşünüyorum. Ve Seftab Hanım'ın ilk sorum, önce genel olarak ayrıntıya girmeden okulumuzla ilgili bize bilgi verirseniz izleyicilerimiz de bilgilenir bu konuda. Buyurun Seftab Hanım. Okulumuz 1983 yılında kuruldu. Ali Rıza Değirmencioğlu tarafından. Ve şimdiye kadar da 30 seneyi geçti bu okul eğitimine devam etmektedir. Bu arada Ali Bey'in çok rahmetliğin çok büyük faydaları ve çok büyük katkıları olmuştur. Ve kurulan ilk Türk okullarından bir tanesidir. Ali Bey rahmetlik olduktan sonra Kelami Bey'le Pelin Hanım hanımıyla Kelami Bey ele aldılar. Onlar yürüttüler. Kelami Bey'in ve Pelin Hanım'ın bazı rahatsızlıkları oldu. Ondan sonra onlar Arif Hanım'a devrettiler. Bir sene kadar zannedersem Arif Hanım okul başkanlığı yaptı. Fakat bu arada Arif Hanım şeydeydi de yönetim kurulunda. Ondan sonra Hasan Kurusoy Arif Hanım'dan sonra aldı. İki sene kadar da yok ya bir buçuk ya iki sene yanlışım olmasın Hasan Bey. Hasan Bey'den sonra da bana devrettiler okulu. Ben de 15-16 senedir okul başkanlığı yapıyorum ama benim küçük oğlum 5 yaşındayken okula yazdırmaya gittiğimde beni hemen aynı günden yönetim kuruluna aldılar. Oğlum şimdi 27 yaşında ve ben hala daha okuldayım. Bahsiye, çocuklarımı büyüttüm, okuttum, yerleştirdim. Fakat buna eğitime gönül verdiğim için ve çok da sevdiğim için ve enerjimin de olduğu müddetçe devam edeceğim. Kısmet artık ve çok güzel de yani binlerle çocuk yetiştirdik. Çok güzel yerlere geldi çocuklarımız. Şimdi okulda bizim yetiştirdiğimiz kızların veya oğlanların çocukları var. Yani torunlarımız var okulda. Onlarla uğraşıyoruz. Bu arada çok güzel faaliyetlerimiz oluyor. 4,5 yaşından alıyoruz çocukları. GCSE, A-level sınıflarına kadar yetiştiriyoruz. Birinci düzeyden beşinci düzeye kadar sınıflarımız vardır. Bu sene 4,5 yaş grubuna ayrıca bir sınıf açtık talep üzerine. Onlara da biraz öğretmen eksikliğimiz vardı ama iki tane genç öğretmen gönüllü bu sene bizimle o sınıfı yürütüyorlar. Sağ olsun Kıbrıs'tan Hasan Bey bize iki tane öğretmen gönderdi. Bir tane daha gönderse daha iyi olacaktı ama imkanı yokmuş. Üç tane de
TC'den öğretmenimiz vardı, devlet öğretmenimiz. Ve kendi özel öğretmenlerimiz vardır. Yani okulda toplam 13-14 tane öğretmenimiz vardır. Bu arada İngiliz okullarındaki derece sınavlarına yardımcı olmak için de Key Stage 1, Key Stage 2 diye derslerimiz vardır, İngilizce, matematik. Onu da Vicdan Hocanım yürütmektedir. Devam böyle bu şekilde saat 9.30'da başlıyoruz. 1.30'da derslerimiz bitiyor. 1.30'dan sonra da folklor çalışmalarımız oluyor. Bu arada okulumuzda Zeki Erdoğan saz hocamız vardır. Ayrıca güzel de bir saz sınıfımız vardır. Güzel, sizi kutlarım. Biraz sonra tekrar size döneceğiz. Muhsin Bey, Sevdap Hanım'ın dinledik çalışma şeklini. Sıkıntıları da var. Gayet de normaldir. Hayatta her şey sıkıntı olabilir, her şeyde. Siz Walthamstow Türk Okulu olarak... Waltham Forest efendim. Özür dilerim. Waltham Forest Türk Okulu olarak siz bu konuda ne diyorsunuz? Önce okulumuzun böyle bir genel bir havasını tarçizim alalım. Evet. Buyurun. Evet, teşekkür ederim Osman Bey. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Okulumuz Waltham Forest Türk Okulu 1986 yılından beri faaliyettedir. Diğer okullarımız gibi oldukça eski ve köklü bir okuldur. Bu konuda yılların verdiği tecrübe ve ile eğitimde belli bir standardı yakalamış bir okulumuzdur. Efendim ben okulumuzda tanışmam kızım vasıtasıyla oldu. Böyle bir okulun olduğunu bir arkadaşım vasıtası öğrendim. Yıllar önceydi. Kızımı okula getirdim. O zaman okulun başkanı, değerli arkadaşımız, belki şu anda bizi dinliyordur. Selamımızı da iletelim. Aslında Dilaver Bey'di. Aslında Dilaver Bey ile tanıştık, okula tanıştık. O zaman okulumuz Chingford'daydı. Oldukça güzel bir okuldaydı. Zaten biliyorsunuz birçok okullar kiralama usulüyle kendi faaliyetlerini yürütüyorlar. Yani kendilerinin bir binası yok. Bizim de o zaman işte okulumuz yine bu bölgenin çok güzel bir spor okuluydu. Oldukça geniş imkanları vardı. Spor salonu, geniş sınıfları, birçok alet edevat vesaire. Çok rahat bir dönem geçirdik orada. Ancak okula yapılan anlaşmamız gereği, kontratımız sona erdiği için, anlaşmamız sona erdiği için o okuldan ayrılmak zorunda kaldık. Yeni bir okul bulduk. Son 2-3 yıldır da şu anda Leyton bölgesinde, Leyton Liberty Road üzerindeki Civil Road'dan içeri girerseniz o okulun arkasında yine Lamas Sport Okulu var. O bölgenin yine önemli bir okullarından. O okulda faaliyetimizi yürütüyoruz şu anda. Efendim, Dilaver Bey'den sonra Zayda Hanım görevi aldı. Belli bir süre o yürüttü başkanlığını ve yönetim kurulu olarak kendisine o dönemde ben de katıldım. Ve çalışmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Bir takım ufak tefek sıkıntılar her zaman olacaktır. Bunu setup'ın da çok iyi bilir. Her ne kadar eski bir okul olsanız da gönüllü yapılan çalışmalarda her zaman sıkıntılar olur. İşte burada bizim gönüllü arkadaşlarımızın azim ve çalışması ön plana çıkıyor. Bütün bu zorluklara rağmen bu azimli arkadaşlarımız sayesinde birçok zorluğu yendik. Eğitimimizde herhangi bir aksama olmadı. Yeni bir okula taşınmamıza rağmen okulumuzdaki öğrenci sayısı arttı. Bölgedeki yaşayan toplumumuzun ilgisi okulumuza çok yüksek. Dolayısıyla bu ilgi daha da artacağını tahmin ediyoruz. Daha sonra Zahide Hanım'dan sonra görevi ben devraldım. Geçen Mart ayından itibaren de okul başkanlığını ben yürütüyorum. Bu dönem zarfında birçok çalışmalarımız oldu, etkinliklerimiz oldu. Okulumuz şöyle tarif edeyim. Öğrenciler kadar veliler için de bir toplanma yeri, bir toplum merkezi gibi adeta. Orada işte cumartesileri çocuklarını gerçi sınıflara bırakıyorlar ama kendileri sohbetlerle, çeşitli aktivitelerle böyle bir işte beraber olma, dayanışma, kaynaşma, sohbet,
bu tahkim faaliyetleri oluyor. Dolayısıyla onlar için de büyük bir şey oluyor herhalde zannediyorum. Bir deşarj olma mı diyelim. Kelimeyi yanlış kullanmamak adına konuşuyorum. Orada bir rahatlama, bir terapi merkezi gibi adeta. Orada toplanıyorlar. İşte çeşitli olarak sadece öğrenciler değil, velilerlerin dertleri de ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü onların da bir takım sorunlar oluyor eğitimle ilgili. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca okulumuz, biz okula bir bütün olarak bakıyoruz Osman Bey. Eğitim bir bütündür. Yani burada sadece belli gruptaki, yaş gruptaki kişilere değil, aslında 7'den 70'e herkese eğitim verilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim statik bir şey değil. Eğitim devamlı gelişen, devamlı yenilikler içinde barındıran bir meslek. Dolayısıyla velilerin de ihtiyacı olduğu bir takım konularda, mesela örnek vereyim, çocuk yetiştirme, problemli çocukların eğitimi, çocukların zararlı alışkanlara karşı ne gibi önlemlerin alınması gerekiyor gibi konularda da kafa yoruyoruz. Bu konuda bunları siz ailelerle mi paylaşıyorsunuz yoksa sınıflarda mı paylaşıyorsunuz? Hayır efendim, ailelerle. Çünkü çocuklarla eğitimle ilgili konularda, çocukların eğitimiyle ilgili konularda velilerle de zaman zaman bir araya geliyoruz, görüşüyoruz. Onlara çeşitli seminerler düzenlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zamanımızı çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz Osman Bey. Evet, peki teşekkür ederim. Evet. Şimdi kültür ateşimiz sevgili Hasan Koraltay Bey'e dönüyorum ve Hasan Koraltay Bey biliyorsunuz devletin buraya gönderdiği eğitim ateşimizdir. Bütün okullardan sorumlu, hatta sorunlarından da sorunlarıyla da uğraşan, gayret eden bir eğitim ateşimizdir. Hasan Bey'e soracağız, okullarımızda sıkıntı var mı? Varsa nelerdir? Onları kısa kısa bize anlatsın ve daha ileriki zamanlarda yine konuklarıma dönüp başka konuları da değerlendireceğiz. Hasan Bey, buyurun efendim. Şimdi Osman Bey, her okulun günü, öğrenci sayısı, veli potansiyeli farklı farklı olduğundan dolayı her okulun problemleri farklı farklı karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin Sevtap Hanım biraz önce konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerden iki tanesini alabildiğini, ancak bir tane öğretmene daha ihtiyacı olduğunu belirtti. Üç öğretmene ihtiyacı olduğunu söyledi. Cumartesi faaliyet yürüten okullarımızdan bir tanesi Ali Rıza Değirmencioğlu, Walton Forest Türk Okulu'nun okulu da, o da cumartesi faaliyet yürüten bir okulumuz. Sertab Hanım'a iki tane öğretmen verilirken Walton Forest'te bir tane öğretmen verildi. Aynı şekilde Walton Forest Türk Okulu belirmedi ama onların da öğretmene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla cumartesi olan tüm okullarda bir baktığınızda bu öğretmen ihtiyacı en yüksek noktadadır. Her okul bir öğretmen daha fazla istemektedir. Neden istemektedir? Çünkü okullarının kirası için ödedikleri ücret, aynı zamanda ücretli olarak tuttukları öğretmen sayısı sınıflarının fazlalığına göre onların bütçelerini oldukça yükseltmektedir. Dolayısıyla devletin, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin göndermiş olduğu öğretmenlerden ne kadar fazla alabilirlerse, ekonomik olarak o eğitim yılında harcayacakları para bir oran, o kadar oranda azalmaktadır. Haliyle karşımıza en büyük problem olarak maddi sorun çıkmaktadır okullardan gelen. Bunun dışında her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan ve buradaki öğrencilerin kullanımına sunulan yardımcı kitap ihtiyaçları vardır. Sözlük ihtiyaçları vardır ki bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bakanımız buraya Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları'nın kullanımı için
göndermiş. Ve ateşeliğimiz aracılığıyla da her yıl düzenli olarak bu okullarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Bunun dışında okullarımızın başka ne gibi sorunları vardır? İşte karşımıza çıkan bir takım olağanüstü durumlarda neler yapabilecekleri konusunda soruları okul başkanlarına izah etmekteyiz. O izah sonrasında da onlar o uygulamayı gerçekleştirmektedirler. Örnek veremeyiz burada. Çünkü her okuldan gelen talepler, istekler farklı olduğundan dolayı bu okul bunu istediydi, şu okul şunu söylediydi şeklinden çok okullarımızın ortak noktalarda birleşebilmeleri, ortak hareket edebilmeleri açısından ateşeliğimiz TC Eğitim Müşavirliği ve konsorsiyum işbirliğinde bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Ki ortak noktaya geldiği zaman okullarımız o çerçevede eğitim seviyesinin daha üst noktalara taşınması, A okulunda öğrenim gören bir öğrencinin B okulunda öğrenim gören bir öğrenci ile arasındaki seviye farklılığının da orta yerden kaldırılabilmesi amaç güdülmektedir bu yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla bu gibi sıkıntıları da bizler gidermeye çalışmaktayız. Kaç tane Türk okulu var Hasan Bey bu ülkede? Yani ya daha doğrusu Londra sınırları içerisinde kaç tane Türk okulu var ve toplam bu okullarda kaç tane öğrencimiz var? Bunun sayıları belli mi efendim? Şimdi öğrenci sayısı olarak herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü istatistiki olarak herhangi bir veriye şu an için ulaşmamız söz konusu değildir. Nedenini söyleyecek olursak, Aralık ayının sonuna hatta Ocak ayının ilk haftalarına kadar Türk Dili ve Kültürü okulları öğrenci kaydını sürdürmektedirler. Dolayısıyla bu veriyi aldığınızda bugün için diyelim ki 1000 tane öğrenci varsa Ocak ayında 1200 olabilir bu. 1100 olabilir. Dolayısıyla Ocak ayını bekliyoruz. Ocak ayından sonra kesin olarak bu sayılar belli olabilir. Londra Türk Dili ve Kültürü okullarında çeşitli şekillerde eğitim, öğretim yapan okul sayısı 34 tanedir. Dolayısıyla 54 diyor. Okey, olsun. Şimdi siz o resmi ağızdan duyuyoruz. Biz 34'e inanacağız o zaman. Şimdi bakınız kimi kez Türkçe kulüpleri de bu sayının içerisine dahil edilmektedir. Kimi kez dahil edilmemektedir. Dolayısıyla hafta sonu okulu olarak her türden Türk okulunu bunun içerisine dahil ettiğimizde 34 tanedir. Hocam bir şey ilave edebilir miyim bu konuda? Osman Bey, bir konsorsiyumun Sakarya Üniversitesi ile beraber düzenlemiş olduğu geçen yılki öğretmen eğitim programında 80'e yakın kuruluşun temsilcileri geldi. Yani İngiltere çapında sanıyorum. 80'e yakın böyle bir kuruluş var. Ama hepsi okul görevini yapıyor mu, yapmıyor mu onu bilemiyorum. Benim ama sorum 80, sadece evet. Türk dili kültürüydü evet. Hasan Bey'e. Evet. Kaç okulumuz var? Sorum oydu. Hı-hı. Elbette ki değişik kurumlar var. Evet. Daha aktif başka amaçlar. Ama Türkçe bunlar. Türkçe ve Türkçe kültür ve eğitim. Türkçe konuşabilecek evet. Ama futbol evet. kulübü var. O, evet. o sorum ebeveyn. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Yani bir takım okullar Türk dili ve kültürünü verirken bir takım okullar Türk dilini vermektedir. Eğer siz hepsini bir beraber düşünecek olursanız Turkish Club dediğimiz Türkçe kulüplerini de İngiliz okulları bünyesinde öğleden sonra faaliyet yürüten onları da dahil ederseniz bu sayının çok çok üzerindedir. Eğer hafta sonu olarak hafta sonu okulu olarak nitelendirirseniz o zaman sayı biraz önce söylediğim sayıdır. 34. Evet. Peki hocam şunu sorayım.
okullarda öğretmen sıkıntısı yaşanır mı? Mesela tabii ki sizin iradenizin dışında geçmiş yıllarda yahut da her yıl şöyle bir olay olur. Bizim hocalarımız şu veya bu nedenle buraya gelmekte gecikmektedirler. En az bazen bir ay, bazen iki ay olabilir. Tabii bu sizin de hiç alakası yoktur. Size bağlı bir şey değil. Onu da baştan izleyicilerimize belirtmek istiyorum. Hasan Bey'inle ilgili değildir bu soru ama burada bizim eğitim müşavir olduğu için belki bu konuda bize biraz bilgi verebilir. Gecikmeli geliyorlar. Bir iki ay gecikmeli geliyorlar ve bu sefer okullarımızda aksama olur diyorlar. Ondan sonra hocalar gelir, kim nereye gideceği, yerleşeceği, şu bu falan kolay bir iş değildir. Londra büyük bir şehirdir. Bu nedenden de bir süre istiyorlar. Geldikten sonra eğitim ateşemizde oturup herkes görevini, gideceği okulu belirlesin, gitsin, gelsin ve burada bir sıkıntı yaşanır. Şimdi biz geçmiş programlarda yine eğitimi gündemimize aldık ve bu konuyu konuştuk ve hatta ben şöyle bir öneri yaptım bir eğitimci arkadaşımıza. Dedim ki, madem ki geç geliniyor, onların elinde de değil tabii. Herhalde İngiltere'nin bize uyguladığı kurallardan dolayı da olabilir. Ben onu bilemem, araştırmadım da araştırabilirim. Madem ki böyledir, o zaman neden burada görev yapan hocalarımız, ta ki Kıbrıs'tan gelecek olan hocaların burada kalmıyorlar. Burada kalsalar ki eğitim aksamasın, devam etsin. Ta ki öbür hocalarımız Kıbrıs'tan gelsin ve ona göre ayrılsınlar. Halbuki böyle olmuyor. Geliyorlar Hasan Bey ve işte ta hazırlansınlar. Süreleri biter. Sürenin de kısıtlı olduğunu, yıllarca okul yöneticilerimizden bir sürü talepler gelir. İşte Kıbrıs'taki yetkililerimize, büyüklerimize şunu söylüyorlar. Bir yıl, iki yıl çok az bir süredir ki ona ben de katılırım. Özellikle bir yıl hiç değmez. Çünkü hocamız buraya geldiğinde zaten biraz geç geliyorsa bir daha evini bulsun, yerleşsin. Hasan Bey okulunu okula görevlendirsin ve adresi bulsun, şunu bunu. En azından 3-5 ay geçer ta adapte olsun. Ondan sonra iki ay kaldı, dönecektir. Haklı olarak da hocalarımız artık toparlanmaya başlar. Bu nedenden dolayı verimliliklerinde azalma olur gibi sözler geliyor. Ve bunu okul başkanlarımız yıllarca dediğim gibi Kıbrıs'taki hükümetlere hep söylemiştir. Neden 3 yıl olmasın, 4 yıl olmasın? Bu bir düşüncedir tabii. Bunu herhalde onlar nasıl yapar bilemem. Hep ben konuşuma bunları söylemem gerekir. Kusura bakmayınız, size söz vereceğim. Ayrıca burada 34 okul, ben soruyorum, iki tane başkan var burada. Yılda kaç para ya ihtiyacınız var siz okulumuzu yürütmeniz için? Vallahi benim her yıl 16 bin sterline ihtiyacım vardır. Çünkü peki, her cumartesi okulu açtığımızda 400 pound ödüyoruz. Evet. 9.30'dan 3'e kadar. Evet sevgili izleyiciler, sizin efendim ne kadar haftada? Osman Bey bizim... Yılda diyelim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yılda minimum, hı hı, asgari 22 bin sterline ihtiyacımız var. Evet. Şimdi, yani bu minimum. Yani bunu derken bunun içinde folklor yok, müzik yok, tiyatro yok. Bizim de yok. Yani bu faaliyetlere için de eğer bir ödenek istemeye kalkarsak bizim ihtiyacımız en az 30 bin. Tamam. Sevgili izleyiciler, yani iki hocamız şunu diyor, 16 bin diyor, 30 bin diyor, ortalama 20 desek. Şimdi şöyle bir hesap yapmak lazım. Ben hayret ederim. 34 okulumuz var diyor Sayın Hasan Bey ve düşünün siz 34 okul 20 bin pound yılda ödüyorlarsa 5 yılda kaç para olur? Bunu yetkililer nasıl algılayacak bilemem. Her zaman bu ülkede okulların çalışma yerleri veyahut da binası olması lazım. Londra'da yaşayan Kıbrıs Türkleri dile getirir. Şimdi konsorsiyum var. Onlar sağ olsun bir kampanya başlattı.
öyle ne bileyim bir yılda 2000 pound, 3000 pound toplamakla bu iş herhalde biz o binayı veya o hayali göremeyeceğiz. İnşallah çok süratli olur. Ama benim düşündüğüm muhakkak büyüklerimiz, devletimiz, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerekse Kuzey Kıbrıs Yönetimi bu konuda biraz daha duyarlı olurlarsa yurt dışında yaşayan biz vatandaşlarımızın, çocuklarımızın geleceği için çok büyük bir katkıları olacaktır. Bunu düşünüyorum. Ve Hasan Bey'e dönmek istiyorum yine. Çünkü Hasan Bey büyüklerin bu dertleri dinleyen, bu problemleri çözmeye çalışan, her gün bu dertleri duyuyor, bu düşünceleri ve sorunları da çözmeye çalışır. Hasan Bey, sizce buraya gelen öğretmenler, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden buraya gelen hocalarımız yeterli mi? Yeterli değil ise daha fazla gelmesi mi gerekir? Yoksa bu ülkede daha başka bir formül bulmaları gerekir. Örneğin mesela bu ülkede çok yetenekli hocalarımız var. Yani bu eğitimi verebilecek düzeyde olduklarını, ben eğitimci olmadığım için öyle bir iddiada bulunmuyorum. Bir programda da bunu bahsettim. Neden efendim buradan da bazı öğretmenler bu ülkede ikamet hakkı olan, yaşayan ve buradaki çocukları daha iyi anlayan öğretmenler olmasın? Bu mümkün değil mi hocam? Yani buradan da bazı öğretmenler olsun. Ben bu soruyu yönelttiğimde bir arkadaşıma, şöyle de bir eğitimci, ama oradaki eğitim sistemiyle buradaki aldıkları eğitim farklıdır. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti şöyle bir şey yapabilir. Burada eğitim görmek isteyen, eğitim kolejine girmek isteyen, atıyorum İngiltere'den buyursun gelsin, buradan mezun olsun, bizim elimizdeki diplomalar ya bizim kriterlerimizle olsun ve döndükten sonra İngiltere'ye orada öğretmenlik yapabilsin diye böyle bir de düşünce oldu. Efendim siz ne dersiniz Hasan Bey bu konuda? Şimdi Osman Bey bir aile soru bir şeyleri gündeme. Sorum ya, yorum gibi bir aile, ama bir aile bir şeyleri gündeme getirdiniz. Şimdi evet. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenler buradaki Türk Dili ve Kültürü okulları için yeterlidir. Sayı biraz olarak önce da. Biraz önce yine bahsettiğim gibi bir tek cumartesi günleri yoğunlaşan hafta sonu okullarına öğretmen yetiştirmede, görevlendirmede sıkıntılarımız vardır. Çünkü her okulun öğrenci sayısı, büyüklüğü, eğitsel kollara yönelmesi farklı farklı olabildiğinden dolayı onlara göre en uygun şekilde ateşelik ve müşavirlik öğretmenlerini görevlendirmektedir. Sıkıntılar var mı? Tabii ki sıkıntılar olacak. Her okulun biraz önce şeyleri ifade ederlerken okul yıllık İlerleri. Ücretlerini ifade ederlerken yıllık ne kadar isterline ihtiyaçları olduğunu söylediler. Evet. Ama her okulun bu bahsedilen miktarda paraya ihtiyacı yoktur. Kimi okullarımız küçük okullardır. Küçük okulların harcamaları daha farklıdır. Büyük okullarımızın harcamaları daha farklıdır. Ortalama hani bir sözü vardır. Ya? Büyük işlerin büyük sorunları olur. Burada da büyük okullarımız öğrenci sayısı olarak fazla olan okulların ihtiyaçları bir o kadar daha fazladır. Çünkü öğrenci sayısının çokluğuyla sizin sunacağınız hizmetler o oranda daha fazla olmaktadır. Açacağınız sınıf sayısı, kiraladığınız okulda açacağınız sınıf sayısı daha fazla olmaktadır. Ama siz öğretmeninizi, özür dilerim ki sözünüzü kestim Hasan Bey, siz öğretmenlerinizi okul sayısına göre görevlendirirsiniz değil mi? Yani örneğin tabii 400 ki tane... tüm okullara, tüm okullara gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenler, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenler verilir. Evet. Bir tane öğrenci bile olsa o bir tane öğrencinin kazanılması için biz uğraş vermekteyiz. Müşavirlik ve ateşelik olarak. Ondan şüphem yok. Gelen öğretmenler yeterli mi? Yeterlidir. Şu an için yeterlidir. Toplam kaç öğretmenimiz var efendim?
TC'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 11 tane öğretmen buraya görevlendirilmektedir. Sanırım 25-26 tane de Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Yani 37 öğretmenimiz var. 37 tane öğretmenimiz var. Evet. Şeye öğretmenlerin geç gelişini söylediniz. Öğretmenlerin geç gelişi tamamıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 sene öncesinde yaşanan seçim yasaklarından dolayı öğretmenlerin buraya gelişi biraz gecikmiştir. Bu sene efendim? Bu sene herhangi bir gecikme yoktur. Okulların açılışı zaten. Osman Bey. Ben oraya girmeden önce kısa bir ara verelim. Sözünüzü kesmeyin. Okulların açılışını söyleyelim. Ondan sonra ara verecekseniz veresiniz. Evet. İki tane okulumuzun dışında geriye kalan okullarımızın açılışları 13 Eylül ile 20 Eylül arasıdır. Yani öğretmenlerin, bizim öğretmenlerimiz Eylül'ün ikinci haftası buraya gelmişlerdir. Bir tek kayıp, kayıt günü. Eğitimci gözüyle baktığım zaman bir tek kayıt günü okulda bulunamadılar. Ha öğretmenlerimiz buraya gelirken geçmişte 2 yıllığına gelirlerdi. Yasal değişikliğe gidildi 2+1 sene burada görev yapabilecekleri belirtildi. Yalnız İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın home office'in almış olduğu karar çerçevesinde öğretmenlerin belli bir kazancın altında gelir elde ettiklerinden dolayı onların vize hakkı 1 yıl oldu. Diyelim ki rakamsal olarak bilemiyorum ne kadar olduğunu rakamın ama 10 lira alırsa öğretmen, eğer 15 lira alırsaydı 2 yıllık vize alabilecekti. 10 lira aldığından dolayı 1 yıllık vize verildi. Bundan kaynaklanır sıkıntı. Peki. Öğretmenler zamanında çok gecikmeden okulların eğitim öğretimini aksatacak şekilde geldiklerine ben inanmıyorum. Eğitimci olarak ve eğitim ateşesi olarak. Dolayısıyla çok bir şeyimiz yoktur, kaybımız yoktur bu konuda. Sizin bahsettiğiniz gibi evet öğretmenler geldiği zaman bir takım sıkıntıları burada yaşarlar, gerek internet almasında, gerek ev kiralamasında, gerekse banka hesabı açılmasında sıkıntıları vardır. Ama bu sıkıntıları yaparken gelen tüm öğretmenlerimiz eğitim öğretimini de aksatmayacak şekilde okullardaki görevlerini de yerine getirmektedirler hastalıklarının peki, dışında. Biraz sonra bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız ve bu değerli arkadaşlarımla yine eğitimi tartışmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Televizyonlarını yeni açanlar için söyleyeyim.
Bugün eğitimi konuşuyoruz. Londra'dan, Londra stüdyolarından iki tane okul başkanımız Seftap Kemal Hanım'la ve Muhsin Altay Bey'le birlikteyiz. Ayrıca program içerisinde sevgili Hasan Bey'e soyadı olarak Koraltay dedim, özür dilerim. Soyadı Koraltay değil, Kortay'dır. Beni uyardığı için de teşekkür ederim. Bunu da düzeltmiş olalım. İzleyicilerimiz de doğru soyadını kullandığımız için bilgiler olsun. Evet, ve hemen dönüyoruz. Hasan Bey'e bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Biraz işi süratlendirdik gibi geliyor. Hasan Bey'e daha önce programın içerisinde sordum. Buradan öğretmen gidip buradaki vatandaşlarımızdan Kıbrıs'a gidip lise ve öğretmen kolejinden mezun olup buraya da ikamet hakkı olan ve burada eğitim verebilme imkanı varsa olursa iyi olur. Çünkü burada yaşıyoruz. İşte sorunlarımız olur. İngiliz yasaları, kuralları bizi de tanımadıkları için bizlere sürekli sorun yaratıyorlar. O anlamda sordum. Mümkün mü, olabilir mi? Bunu Eğitim Bakanı, KKDC'deki devletimiz bunları düşünüp değerlendirebilir ve olur mu olma mı bilemiyorum. Ve hemen Hasan Bey'e dönüyorum. Buyurun Hasan Bey, bu konuda sizin de görüşlerinizi alalım. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kesin dönüş yaptıkları zaman çocuklarının eğitimleriyle ilgili yapmak istedikleri neyse yapabilirler. Tabii ki öğretmen koleji dediğiniz sadece bunu öğretmen kolejiyle sınırlandırmayalım. Üniversitelerde eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir üniversitede eğitim öğretim görmek isterlerse tabii ki kesin dönüş yapan vatandaşlarımız çocuklarını bu üniversitelerde yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirebilirler. Biraz önce sizin söylediğiniz şekilde tekrardan buraya gelip öğretmenlik yapması konusunda herhangi bir sınırlayıcı müeyyide veya yasa maddesi yoktur. Ancak buraya gelecek, burada Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları'nda öğretmenlik yapabilmesi için aranılan şartlar içerisinde eğer kriterleri tutarsa o zaman buraya gelip eğitim öğretimi gerçekleştirebilirler, öğretmenliklerini yapabilirler. Yeter ki yasal çerçevede herhangi bir sıkıntı olmasın. Biliyorsunuz her ülkenin kendine göre bir takım yasaları vardır. Bu yasalar çerçevesinde etkinlikler, faaliyetler, eğitim işleri ve bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. Dolayısıyla gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gerekse İngiltere'den mezun olan öğrenciler herhangi bir yerde çalışabilmesi için o çalışacakları yerin aradığı kriterlere uyması gerekir. Ellerindeki belgelerinin ki o yerlerde eğitim öğretimlerini yapabilsinler. Ben örnek vereceğim sizlere. Benim oğlum da, küçük oğlum İngiltere'den mezun oldu. Yalnız Türkiye'de yabancı öğrenciler için yapılan bir sınav vardı geçmişte, YÖS sınavı. Ona girebilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liseden mezun olması gerekirdi ki bu sınava girebilsin. Dolayısıyla buradaki uygulama, aranılan kriterler bundan dolayı çok önemlidir. O açıdan sizin söylediğiniz noktada eğer burada ikamet eden ve kesin dönüş yapan herhangi bir ailemiz varsa çocuklarını tabii ki üniversitelerde veya öğretmen kolejinde okutabilirler. Ondan sonra da aranılan kritere uyarsa burada öğretmenlik yapabilir. Okay. Ben hala daha kendi sorumun cevabını tam alamadım. Hasan Bey'in söyledikleri doğrudur. Kuralları, yasalardan bahsettiği. Ben daha basit şekilde sorayım. İzah edemedim herhalde kendimi. Benim oğlum veya kızım liseyi burada doğdu, büyüdü. İngiliz vatandaşıdır Hasan Bey. Kıbrıs'ta da
yasanın el verdiği bir yasa geçmiş veya geçmemiş vesaire. Kıbrıs'a gidip orada liseden sonra okuyup öğretmen kolejini bitirip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın kuralları çerçevesinde öğretmen oldu, bitirdi okulunu. Benim söylemek istediğim budur. Elbette ki Kıbrıs eğitime, üniversitelere gitmek isteyen öğretmen. Ben kesin dönüş yapmadan devlet atıyorum bir yasa getirir. Der ki İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız da öğretmen kolejinde eğitimlerini görebilir. Gördükten sonra da arzu ederlerse ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde görevlerine devam ederler veyahut da atama ile İngiltere'ye. Ben bunu söylüyorum. Burada yaşayan vatandaşlar bu ülkenin vatandaşları olarak böyle bir imkan sağlanırsa Hasan Bey gidip oradaki eğitim kuralları içeri, yani Lefkoşa'da okuyan ve mezun olan bir kişinin aynı kurallar içerisinde mezun olsun diyorum. Ben oraya gidip de okuyamaz demedim ya, üniversiteye gidemez demedim. Yani böyle bir ihtimal var mı? Varsa büyüklerimiz için öyle bir yasa geçirirlerse, böyle bir teklif yaparlarsa İngiltere'de yaşayan vatandaş. Çünkü neden Hasan Bey? Burada biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızdan sayı olarak daha çok olduğunu söylüyor yetkililerimiz. Bu nedenden dolayı hani her sene sıkıntı yaşıyorlar bu hocalarımızda, yetkililerimizde, öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde. Ne kadar iyi, ondan hiç şüphem yoktur. Gelen hocalarımız dörtlüktür. Sizin de ne kadar gayret ettiğinizin de bilincindeyiz. Ama bu sıkıntıları bir noktaya gelir. Ne siz aşabilirsiniz, ne biz aşabiliriz. Ne? Şimdi Seftap Hanım diyor ki, bizim iki tane de öğretmen kolejinden mezun olmayan, öyle değilsem düzeldin. İki tane öğretmen kolejinden mezun olmayan iki tane de hocamız vardır. Peki onlar Hasan Bey'e göre kriterlere uygun mu? Yani eğitimi verebilirler mi? Burada Middlesex Üniversitesi'nde öğretmenlik tavsiyeli yapıyorlar. Tamam ama Türk Dili Kültüründen veyahut da öğretmen kolejinden mezun değil bu hocalarımız. Hayır. Ama veriyorlar ve iyi götürüyorlar. Doğru mu yapıyorlar? Pedagoji yapıyorlar burada. Tamam işte. Yani sonuçta ben buradan olsun da hiç öğretmen kolejinden mezun olmasın demiyorum. Muhakkak öğretmen kolejinden mezun olsun. Benim Kıbrıs'tan gelen hocamla öğretmenimle aynı kriterlere sahip olsun diplomaya da burada yerleşmiş olsun. Daha kolay olur diye düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, bu benim kişisel düşüncem. Eğitimciler burada, ben aslında bilemiyorum. Doğru mu söylüyorum? Bu düşünenler düşünsün. Sizin kişisel görüşleriniz yasal çerçevede belki mümkün görülebilir. Ama yasal düzenleme yapılması gerekir. Yasal düzenleme yapılmadan herhangi bir şekilde tabii canım, yaşayan bir vatandaşın Kıbrıs'a gidip mezun olduktan sonra tekrardan buraya görevlendirilmesi... İsterse orada da kalabilir, öğretmenliği yapsın, arzu ederse. Büyük bir yasal değişikliğe. Hiç gerek. Yasaları 50 tane millet meclisinde... Osman Bey bir öneri getiriyor. Bu benim önerimdir. Evet. 50 tane yasaları kendileri yapar, yasaları kendileri değiştirebilir, yetkilidirler. Çoğunlukla olan hükümet vardır orada. Arzu ederlerse bilir kişiler, eğitimin çok içli dışlı bilenler, sizler de otururlar. Bunlar öyle bir dakika otururlar ve hep birlikte değerlendirme yaparlar. Yasa değişmesi gerekirse yasayı değiştirsinler efendim. Yani niye değişmesin? Yani Kur'an mı tabu mu da değişmez Hasan Bey. Elbette arzu ederlerse değiştirebilirler. Siz de sıkıntı yaşamazsınız. Neyse onu geçtik. Şimdi Hasan Bey, siz galiba göreviniz dolmuştur. Gitmeyi duyuyoruz tabii ya. Bunu ağzınızdan duyalım. Daha şey olacak. Sizi özleyeceğiz dönerken. Ne zaman dönüyorsunuz efendim? İnşallah hayırlı uğurlu olur. Mart'ın sonuna kadar burada görev yapacağım. Mart'ın sonundan sonra görev süremin sonuna gelmiş olacağım. Sizi özleyeceğiz. Okullar da özleyecek. Çünkü sizi seviyorlar. Başarılar dilerim giderken. Yeni eğitim ateşimiz daha geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelecek mi? Kim geliyor efendim? Eğitim Bakanlığı karar verdi mi bu konuda? Yoksa zor soru sordum. Bu konuda herhangi bir yanıt verebilmemiz söz konusu değil şu an tabii, için. Tabii. Zaten çok erken. Ben gene de sorayım. Yani 4 aylık bir süreden bahsediyoruz. 4 ay sonra gelecek olan yeni arkadaş mutlaka buradaki Türk dili ve kültürü okullarına o da benim kadar
hizmet vereceğine inanıyorum. Eminim gelenler muhakkak elinden geleni yapacak. Fakat bu eğitim gördüğümüz kadarı Kıbrıs'ta da çok sorun yaşamaktadır. Bıraksın Londra'daki Türklerin sorunlarını çözsünler. Görüyorum ki Kıbrıs'ta da eğitimde çok büyük sendikalar özellikle. Ben kimin haklı olduğunu, haksız olduğunu burada değerlendirecek durumda değilim. Değerlendiririm ama değerlendirmeyeceğim. Herkes meydanda görüyor. Bir sürü grevler vardır. Bakanlar istifa eder. Bakanlar değişir. 3 günde, 5 günde. Dolayısıyla bunların bize yani Kıbrıs'taki sorunları çözmediklerine göre biz de biraz umutsuz gibi gözüküyorum. İnşallah çözecekler. Eminim iyi niyetlidirler. Efendim şimdi ben Muhsin Bey'e döneyim. Muhsin Bey bu çerçevede Hasan Bey'le sohbetimizden siz ne çıkarttınız efendim? Ne diyeceksiniz? Şimdi, olumlu veya olumsuz. Rahatlıkla söylersiniz. Son Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz fırsat için. Öncelikle bazı açıklamalar gereğini duydum. Bu konuşma esnasında açıklanmayan bazı noktalar var. Onu o konuyu açıklı getirelim ki konuşmamız, sohbetimiz daha anlaşılır olsun. Buyurun. Şimdi efendim ben vermiş olduğum bu 22 bin, 23 bin sterlin bütçenin yarısı kiraya gidiyor. Biraz önce Sevtav Hanım verdiği rakamın çok üstüne biz daha fazla kira ödüyoruz. Çünkü okulumuz yeni. Dolayısıyla her yeni okul, her yeni bir yere taşınmasında kiralar artıyor. Bu konuda yerel yönetimlerden hiçbir yardım almıyoruz. Bütçemizin yarısı da öğretmenlerin ücretlerine gidiyor efendim. Bütçenizin yarısı? Yarısı kiraya. Evet. Yarısı öğretmenlerin ücretine gidiyor. Nasıl? Siz öğretmenlere, devletin öğretmenlerine maaş mı veriyorsunuz? Hayır, hayır. Bizim 8 tane öğretmenimiz var. Nerede? Nasıl? Nereden? 8 öğretmenimiz var. 3 öğretmenimiz, 2 öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nden, 1 öğretmenimiz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmiş durumda. Dolayısıyla devletin, yani iki devletin vermiş olduğu öğretmen 3 ama bizim 5 ayrı öğretmenimiz daha var. Peki bunlar Hasan Bey'in müşahitmiş söylediği kriterler değil mi? Hani biraz önce Hasan Bey diyor evet, ki... Evet, çok haklısınız o konuda. Öğretmen arkadaşlarımız, belli bir formasyonu almış arkadaşlarımız, özellikle pedagojik formasyona sahip arkadaşlarımız. Birçoğu kendisi ülkemizde, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim veren arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlarımız. Aynı zamanda burada eğitimlerini devam ettirmiş arkadaşlarımız, aynı zamanda diğer okullarda görev yapan arkadaşlarımız, yani hem Britanya eğitim sistemini çok iyi tanıyan, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlıklarımızın müfredatını çok iyi tanıyan arkadaşlarımız. Dolayısıyla 5 ayrı öğretmenimiz daha var. Bu öğretmen arkadaşlarımızın ücretini biz kendimiz ödüyoruz. Dediğim gibi bu harcamalarda bütçemizin yarısını tutuyor. Yani %50'sini. Demek ki sözünü kestim, özür dilerim. Devletimizin gönderdiği öğretmenler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gönderdiği öğretmenler yeterli değildir. Hayır efendim. Şimdi Osman Bey bu konuda ben devreye girmem lazım. Yani buyurun. Bir okul okul diyebilmeniz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmen 3 tane 5 tane öğretmen ile dönmüyor okul. Siz okulun yeterli olduğunu söylediniz. Bakın, tamam yeterlidir. Sayı olarak buraya 100 tane de öğretmen getirseniz gene yetersizdir. 200 tane de getirseniz gene yetersizdir. O konuda bakın o konuda eğer öyle düşünürseniz yetersiz kalır. Burada gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katkısı söz konusudur. Londra Türk Dili ve Kültürü okullarına. Okulların ana sınıfından tutunuz A-level sınıfına kadar çeşitli seviyelerde sınıfları vardır. Yani 5 tane, 6 tane, 7 tane şubeleri vardır. Dolayısıyla bir cumartesi okulu aldığımızda gerek Ali Rıza Değirmencioğlu'nu gerekse Walton Forest Türk Okulu'nu, yani burada olduklarından dolayı bu iki okulu örnek gösteriyoruz. 7'şer tane sınıfı vardır. 7 tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğretmeni sadece onu o okula vermemiz söz konusu olamaz. Yeterli olmaz. Yeterli değil. Ama bu açıdan yeterli değildir. Ama böyle düşünmemek gerekir. Burada eğer topluma hizmet için açılmış bir takım kurumları varsa, eğitim kurumları varsa, bu eğitim kurumlarında
yapabileceğimiz maksimum düzeydeki yardım neyse o yardımı yapabiliriz. A-level sınıflarına verecek olan öğretmenler vardır ki buradaki eğitim sistemini çok iyi bilen, A-level'ları bilebilen, sınav sistemini bilen bu okullarımız, tüm okullarımız, sadece bu iki okulumuz değil, tüm okullarımız bu konuda kendilerini yetiştirmiş olan öğretmenlerden yararlanmaktadırlar. Neden? O okullarının başarılarının daha üst düzeyde olabilmesi için. Böyle değerlendirmek lazım. Yoksa 100 tane de getirseniz 100 tane de yetersizdir. O zaman sayısal bazda düşünmemek lazım olayı. Yapılan katkı olarak düşünmek lazım. Katkı olarak da gelen öğretmenlerin sayısı yeterlidir. Evet. Peki ben Osman Bey müsaade ederseniz Muhsin Bey buyurun. Bazı noktaları daha açıklama eğer fırsat verirseniz. Tabii estağfurullah. Efendim buyurun. Şimdi peki bu bütçeyi nasıl elde ediyoruz? Onu da size kısaca açıklayayım Osman Bey. Bizim velilerden aldığımız öğrencilere kayıt ücretimiz var. Bunun 3'te 2'sine yakını, bütçemizin 3'te 2'sine yakını bu kaynaktan elde ediyoruz. Diğer kaynaklarımız yaptığımız aktiviteler, kantin gelirleri ve bir takım gelir elde etmek için yaptığımız aktiviteler. Yani anlayacağınız bütçe konusunda yani mümkün olduğu kadar iyi bir bütçeyle, iyi bir mali dengeyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ben arkadaşlarım hep şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar diyorum okulumuzda bir müessese olarak bakın. Bu müessesenin neye ihtiyacı olur? O müessese gözüyle bakılırsa, bir işletmece gözüyle bakılırsa ileriye dönük çalışmalarda daha rahat olunur diye ben her zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Bir diğer konu biraz önce okulların sayısı konusunda hocamın vermiş olduğu rakam resmi rakamlardır. Ben vermiş olduğum rakam bu konuyla yani Türk diliyle ilgilenen kurumlardır. Hepsi değişik aktivitelerde bulunan ama resmi rakam hocamızın verdiği rakamdır. Kendisini bu konuda düzeltmek istiyorum. Evet. Şeftap Hanım siz ne diyorsunuz? Sizin de görüşünüzü alalım bu çerçevede, bu bahsettiğim sohbetimizde. Evet. Şimdi biz okulumuzda da bizim 8 tane özel öğretmenimiz vardır. Biz bu öğretmenleri... Kaç öğretmen efendim? 8 tane. Yani devlet öğretmenlerinden hariç. Biz bu öğretmenleri her hafta bize geldiklerinde aylıklarını ödemek mecburiyetinde haftalıklarını aydan aya veriyoruz paralarını. Bu 16 bin liradan hariç bir paradır. 16 bin lira sadece bizim okulun kirasıdır. Ama öğretmenlerimiz bazı şimdi eskiden çok az okul vardı. Talebe sayısı çoğuydu. Şimdi her bölgede okul açıldığı için sadece benim okulda değil de bütün okullarda talebe sayıları düşüktür şimdi. Ve o talebe sayıları da bazen karşılayamıyor bizim kiramızı. Bir de öğretmenlerin şeyini bu arada maaşlar çeşitli etkinlikleri Muhsin Bey'in de söylediği gibi etkinlikler yapmak mecburiyetindeyiz. Bazı ufak tefek bağışlar alıyoruz dışarıdan. Okulda kantin vardır. Onları biz de yapıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Bazı haftada öğretmenlerimizi bazı ayda ödeyemediğimiz için öğretmenlerimiz eğitime gönül verdikleri için maaşlarından feragat ediyor. Buradan da kendilerine özel olarak teşekkür ediyorum yani. Okulun sırf yürümesi için bu şeyi yapıyorlar bize, bu fedakarlığı yapıyorlar. Evet, Hasan Bey elbette ki devleti temsil eder burada. Hasan Bey'in görüşlerine de saygılıyız ama bu sohbetler içerisinde şu kanıya vardım ben. Öğretmenlerimiz burada yeterli değil. Hasan Bey diyor ki 100 tane öğretmen göndermek de imkanı elbette. Devlete büyük bir küllet olur. Yalnız burada bu sohbet içerisinde ortaya biraz çelişki çıktı. Şimdi burada eğitim Kıbrıs'ta özür dilerim eğitim görmeyen öğretmenlerimiz buradaki vatandaşlarımızın buradan öğretmen alınma sakıncalı olur. Çünkü
öğretmen kolejinden mezun değiller vesaire gibi bir argüman çıktı. Ben buna katılmıyorum. Önerim de oldu. Nasıl da olabilir? Buna katılmıyorum. Öğretmen eksikliği de başkanların söylediği gibi sıkıntıdır. Elbette ki bu Hasan Bey'in arzusu veya belki de vicdanın daha farklı düşünebilir. Ama devletimizi temsil ediyorsa olsun burada. Elbette ki devletimizi savunacak. Sadece Hasan Bey değil, biz de devletimizi savunmak mükellefiyetindeyiz, savunuyoruz. Sadece burada İngiltere'de, Londra'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin geleceği, çocuklarımızın eğitimi ve kültürü her zaman önemlidir. Burada fedai çalışan bir sürü arkadaşlarımız var ve büyük sıkıntılar içerisindedirler. Bunu da dile getirmeye çalışıyoruz. Burada kimseyi ne eleştirmeye ne de karalamaya öyle bir niyetim ben Osman Tango olarak yoktur. Ama bunlar vatandaştan gelen arzular, talepler veya düşüncelerdir. Bunları dile getiriyoruz. Güzel bir ortamda sevgili dostlarımla. O nedenden dolayı yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Evet, süremiz azalıyor Hasan Bey. Burada eğitim gören öğrencilerimizin İngiltere'de yani Türk okullarından mezun olduktan sonra İngiliz okullarında da eğitimlerini devam ederler. Bu Türk okullarından bildiğim kadarıyla mezun olan öğrencilerimize de ileride büyük katkısı olur. Burada olmalarına rağmen İngiliz eğitimine değerlerinde de katkısı olur. Doğru mu efendim? Bir anlamda evet. Olur. Şimdi biraz önce bir konuya açıklık getirmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerimiz öğretmen koleji mezunu değillerdir. Branş öğretmenleri değiller ve üniversite mezunu olan öğretmenlerdir. Dolayısıyla branşları tarih, İngilizce, Türkçe ve diğer alanlarda olabilmektedir. Sadece öğretmen kolejinden mezun olan öğretmenlerin burada öğretmenlik yapar ifadesi tam doğru değil. Doğru değildir. Peki o anlamda. Sınıfta bir... Dolayısıyla burada kendi kendini yetiştirmiş olan öğrencilerimiz, üniversite eğitimi gören, pedagoji eğitimi gören, üniversiteden mezun olan öğretmenler, okullarımızın ihtiyacı oranında yapılacak olan mülakatlar sonrasında buradaki öyle çocuklarımıza olmadı. Eğitim, öğretim faaliyetini yürütür. Ve aynı zamanda eğer çocuklarla çalışması sakıncalı olan herhangi biri varsa onlar zaten okulların sınırları içerisine giremez. Tabii okul öyle idareleri olmalı. De bu konuda hassastır. Tüm okullarda işte biraz önce Seftap Hanım'la Muhsin Bey'in söylediği gibi var öğretmen olarak çalışan ama üniversitelerde gerek son sınıf öğrencisi gerekse pedagoji eğitimi alan gençlerimizden, burada yaşayan gençlerimizden bu okullarımız istifade etmektedirler. Evet, yani edebiliyorlar. Dolayısıyla oluyor böyle işte Kıbrıs'tan mezun olan da buradan olmayan gibi bir durum orada biraz tartışılacak bir konudur. Muhsin Bey, siz bu konuda ne diyorsunuz? Yeterli mi öğretmenlerimiz? Yine dönüp aynı yere noktaya geliyoruz. Hasan Bey'i de üzüyoruz galiba çünkü yeterlidir dedi. Biraz muhalif gibi olduk ama biz Hasan Bey'i seviyoruz. Hasan Bey görevini iyi yapmaktadır. Onu da buradan söylemiş olayım ki rahat olsun. Buyurun efendim. Şimdi efendim sağ olun. Yine açıklama fırsatı verdiniz. Ben hocamın dediklerini ne demek istediğini çok rahat anlıyorum. Ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Anlayışla karşıyorum. Biz yakın zamana kadar iki öğretmenle, yani iki devletimizden gelen iki öğretmenle eğitim öğretim programı yürüttük yıllarca. Bu sene ancak üç öğretmen, gelen öğretmenimiz üçe çıktı. Diğer taraftan, yani bu bütçeyi verirken sadece iki kalem verdim harcamalarla ilgili. Diğer yönetim kurulunda çalışan arkadaşlarımız bizzat gönüllü olarak bu işe çalışıyorlar. Herhangi bir karşılık beklemeksizin. Ayrıca bin miktar ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorlar yıllık bütçemize. Dolayısıyla 10-13 kişilik bir yönetim kurulu üyemiz var. Bunların hiçbir tanesi ücret almaz. Gönüllü çalışırlar.
Ve ayrıca mali olarak da bütçemize katkıda bulunurlar. Gerek kantin giderlerine, gerek diğer giderlere. Yani bir okulun nasıl idare edildiğini sanıyorum biraz daha açıkça, şeffaf bir şekilde anlama belki fırsatı doğdu bu arada. Eğitim böyle veriliyor maalesef Osman Bey. Yani ihtiyaçlarımız tabii ki çok ama bu bir gönül işi. Yani bir misyon yüklendik. Biz eğitimin en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla sosyo-kültürel açıdan belli bir seviyeye gelen toplumumuzun artık eğitime biraz daha fazla önem vermesini, bu tip gönüllü kuruluşlara da, gönüllü kuruluşlarda görev almalarını, imkanı olanların yardım etmelerini arzu ediyoruz. Dolayısıyla tabii her şeyi devletten beklemek pek akıllıca bir iş değil. Yani devletlerimiz yıllardır bu konularda hiçbir zaman istenen her şeyi yerine getiremediler. Bunların da tabii bir takım sorunları var. Biz onları anlıyoruz. Maddi konular, işte bürokratik konular, şunlar bunlar. O bizi pek ilgilendiriyor. Bizim önemli olan bizim sorunlarımız. Bu konuda eğer eksikliklerimiz varsa toplumumuzun bizzat elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu işi sadece gönüllülere bırakıp hadi siz yürütün demek de olmuyor. Yani bu iş para meselesi. İşte merkez hükümetlerin yaptığı kısıtlamaları biliyorsunuz. Ekonomik durumları biliyorsunuz. Yerel yönetimlerin bu işe ne kadar olumsuz baktığını da biliyorsunuz. Yani bizim işte ödediğimiz kiralar bile yani bunun bir sonucudur. Birdenbire bir iki sene içinde kiralarımız iki misli çıktı. Yerel yönetimlere başvuruyoruz. Herhangi bir olumlu cevap alamıyoruz. Herhangi bir yardım alamıyoruz. Merkez hükümetler zaten çok kültürlü eğitime tamamen sırtlarını döndüler. Kapılarını kapattılar. Dolayısıyla bizim yaptıklarımız sadece kendi imkanlarımıza yaptığımız şeyler. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz devletin merkez hükümeti ve yerel yönetimler bu konuda bize yardım etmiyor. Sağ olsunlar iki devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerimiz yaptığımız çalışmalara katkıda bulunuyor. Ama bu yeterli değil. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum ben. Ama dediğim gibi işte ucu ucuna getirerek bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Çalışmamız devam edecek. Dediğim gibi bu misyon meselesi, bir gönül meselesi. Sizi takdir ediyorum ama bu işler böyle gönülle olmuyor arkadaşlar. Haklısınız. Yani bir dereceye kadar. Şimdi hayal edin Seftap Hanım 17 yıl, 20 yıl bu gönüllülüğü devam ettiriyor. Ama Seftap Hanım bir noktaya geldi artık ne enerjisi kaldı. Belki sağlığı uygun değil. Yani bu iş daha profesyonelce olmalıdır. Ve bunu bizim iş adamlarımızın katkılarıyla de dediğinize katılırım. Siz mücahitler savaşıyorsunuz ama elinizde silahınız yoksa bir yere varamazsınız gibi bir örnek vereceğim. Yani Napolyon bir sözü bana var. Göre hatırlarsınız. Biraz bu işi bilir kişiler, evet. Hasan Bey de dahil bilir kişiler, Kıbrıs'taki hükümetimiz, devletimiz, eğitim bakanımız grubu otururlar ve değerlendirirler. Londra'da da eğitime gönül veren sizler de bizler de hep el birliğiyle oturur ve değerlendiririz. Şimdi ben burada basit bir hesap yaptım. 34 okul, 40 okul varsa, tamam mı? 40 okul 20 bin pound her biri verirse bir yılda 800 bin pound verirsiniz arkadaşlar. Bu 800 pound yani 1 milyon pound yılda verir bu okullarım benim. Neden eğitimciler düşünmüyorlar? Ben bir eğitimci değilim. Sadece aklıma geleni sıradan bir vatandaş söylüyorum. Neden eğitimciler bir araya gelmiyorlar ve karar versinler? Bu işi abicim Londra'nın her yerinde okul olmaktansa 15 öğrenciyle ve buradaki öğretmenlerimizi de kültür ateşimizi de her şeyi sıkıntıya sokmadansa ki bunlar gayret ediyor. Herkesi okul her okula öğretmen versin ki o da görüyoruz ne kadar zordur, sıkıntılıdır. Neden bir araya gelip de aynı bölgede 4 tane okulu bir yere koymuyorlar? Neden onu tartışmıyorlar? Neden bölge bölge 4 tane 5 tane okul yapmıyorlar? Ve hem öğrencileri daha rahat olsun, daha fazla hizmet görebilsinler hocalarımıza. Neden? Yani bu bir düşüncedir. Neden olmuyor kardeşim? Yani 1 milyon pound yılda bu toplum eğitime verir sıkıntılar içerisinde. Tamam mı? Ve bir araya gelip de bunu eğitimcilerimiz burada olsun, Kıbrıs'ta olsun.
Oradakıların da görevi var. Bizim de görevimiz var. Oturup da bunu niye bir araya gelemiyoruz? Niye düşünmüyoruz? Eğitimciler otursun konuşsun. O kadar basit. 1 milyon pound yılda verin. Sen 5 yılda 5 milyon pound verin kardeşim. Yazık günah değil mi bu topluma? 15 tane öğrenci olan bir yere Hasan Bey bize öğretmen gönder. Bir dakika ama Hasan Bey'in cebinde öğretmenler yok hiç karıp koysun masanın üzerinize buyurun alın. Yani biraz da vicdanlı da var. Yani eleştirileri yapıyoruz, uyarıları, düşüncelerimizi aktarıyoruz ama birazdan mantıklı olmalıyız. Evet, son sözlerinizi alayım. Sonuna doğru geliyoruz. Buyurun Seftap Hanım. Şimdi geçen gün pazar günü bir AGM vardı şeyde Kelami Bey'in konsertimin. Ve Kelami Bey bunu daha da önce de belirtmişti. Belirli bölgelerde mesela küçük okullar var ya. Mesela okulun bir tanesi birinci sınıftan 5. sınıfa kadar olan çocukları, küçükleri üstlensin. Diğer okul A-level GCSE talebelerini alsın diye. Bu konu tartışılıyor şimdi. Tartışılmalıdır. Yani bir formül bu bir kendi kendimize. O nasıl olacak bilmiyorum ama çünkü bazen hem çok güzeldir hem de sakıncalı da olabilir. Ama ileride belki hayata geçecektir bu durum. Neden? Bir anne mesela bende bir anne vardır, 4 tane çocuğu vardır. İlkokul çağından GCSE çağına kadar, A-level çağına kadar. Eğer bir pazar gün olursa bir okul, cumartesi de bir okul, o anne o çocuklar oradan oraya taşımaz. Bir cumartesi bana getirirse veya pazar okuluna götürürse ister o çocuklar öyle şey yapsın bir günü de kendisine kalsın. Şimdi Seftap Hanım burada dikkat ederseniz otobüsler vardır. Sabahleyin dolanıp bütün öğrencileri toplayıp okula götürür. Yani bunlar çözülecek sorunlar. Yeter ki bilir kişiler buyursun ama otursun. Ama inşallah bunları güzel bir şekilde getir. Hayata geçecektir. İki tane otobüs çocukları öyle. Toplasın. Anneleri de yani gidip gelme. Neyse yani bunlar tartışılır. Yani bunlar şimdi konuşulan mevzulardır. Konuşulması onu söylemek gerekiyor. İstiyorum. Evet, son sözlerini. Son sözümü alayım. Bizim okulumuz yani 83'ten kuruldu. Şimdiye kadar binlerce talebe yetiştirdik. Verimli bir şekilde elimizdeki imkanlarla çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Gönüllüyü bir yönetim kurulum vardır. Yarı gönüllü öğretmenlerim vardır. Hepsi İngiliz okullarında ders veren öğretmenlerdir, tecrübeli. Sağ olsun Hasan Bey'den 2 tane öğretmenimiz var. 3 tane TC'den öğretmenimiz var. Şimdilik güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah böyle evet, 34 tane okul varsa, 2 öğretmen her okula verilirse... Vallahi yetersiz ama Hasan Bey'in elinde imkan yok. Hasan Bey'inle hiç alakası yok bunlar. Hasan Bey görevini tam yapar. Onun için yok, hayır Hasan şikayetim Bey'in yok Hasan Bey'den. Yok. Yanlış anlaşılmasın. Son sözlerinizi alayım lütfen. Osman Bey, şimdi bu tip çalışmalar... uzun yıllardan beri devam eden çalışmalar gönüllülük esasına bağlı olduğu için bu arkadaşlarımızın uzun süreden beri yapmış olduğu çalışmalar dolayı ben müsaadenizle arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu arada isimlerini saymak istiyorum. Özellikle Belin Hanım, Döne Hanım, Davut Bey, Erkan Bey, Esen Hanım, Nazan Hanım, Zehra Hanım, Meryem Hanım, Sevda Hanım, Belgan Hanım, Zahide ve Şerif Hanımlara özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi izleyen ve eğitimle ilgili ihtiyacı olan ailelere de Bolton Forest Türk Okulu olarak eğer Google'a girerlerse okulumuzun bütün detayları orada mevcuttur. Yıl içinde herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın her yaştan öğrenciyi kabul ediyoruz. Gelmek isteyen öğrenci kardeşlerimizi, evlatlarımızı okulumuzda bekliyoruz. Dediğim gibi aileler bu konuya özellikle önem versinler. Çünkü en önemli yatırım, tekrar ediyorum, eğitimdir. Artık belli bir seviyeye gelen toplumumuzun artık eğitim konusuna özellikle dikkatimiz gerekiyor. Biraz önce konuşurken aklıma bir fıkra geldi. Onu müsaadenizle arz edeyim. Şimdi Napolyon'a sormuşlar. Napolyon'a gelmiş komutanlar bir savaş öncesinde. Demişler ki, sana imparator, savaşa gireceğiz ama cephane yok. Savaşı kaybettik demiş. Onun için... Evet, biz kaybetmeyeceğiz. Ben evet, bu evet. Kadar... Cephaneyi iyi tutmak lazım, iyi hazırlık. Ben, evet, sağ olun Ümit Bey. Ben bunları söylemeye rağmen sevgili izleyiciler, ben ümitsiz değilim. Biz
daha iyisinin iyisini, iyinin de iyisini bulmaya çalışıyoruz. O neden burada oturuyoruz? O neden aramızda tartışıyoruz? Yoksa işte laf olsun diye değil. Bunları gündeme getiririz. Halktan gelen düşüncelerdir. Gün içerisinde eşimizin, dostunun bize söylediği sıkıntılardır. Eğitimci arkadaşlarımızın bize söylediği sıkıntılardır. Velilerin bize söylediği sıkıntılardır. Yani biz onları dile getirmeye çalışırız. Yoksa amacımız kesinlikle birilerini karalamak değildir. Evet efendim, son sözleri hocamdan alayım, Hasan Bey'den alayım. Hep tebessüm ediyor, mutlu gözüküyor. Buyurun Hasan Bey. Şimdi Osman Bey, Kıbrıs'tan Londra'ya göç eden insanlarımız ilk 1950'lerde, evet, 55'lerde göç ettiler. Doğru. O tarihten günümüze gelinceye kadar buraya gelen toplumun fertleri çocuklarının yetişmesi için bir uğraş verdiler. Türk dili kültürü okulları, Türk dili okulları açıldı önce. Ondan sonra bunlar biraz daha genişledi. Genişledi ve geldiğimiz nokta bugün bu nokta. Tabii ki her bölgede okul açılması, biraz önce siz ifade ettiğiniz konuşmanızda, yararlı mı zararlı mı? Bir tartışma konusudur bu. Yararlı mı zararlı mı? Bu şartlarda şimdi zor baktığınızda, oluyor. Baktığınızda, keşke her köşeye bir okulumuz olsa. Baktığınızda öğrenci sayılarına, bazı okullarımızın öğrenci sayılarında 3-5 düşme varken bazı okullarımızda yükselme vardır. Bu sunulan hizmetle bağlantılıdır. Bir okuldan çıkar, diğer okula gelir. Önemli olan nokta, özveriyle çalışan Londra Türk Dili ve Kültürü okullarının yönetimlerinin kendi içlerinde uyumlu bir çalışma gösterebilmesidir. Eğer uyumlu çalışma gösteremezlerse, eğer kavga ederlerse, hiçbir aile kavgalı bir ortama çocuğunu götürmek istemez. Orada eğitimini sürdürmesini istemez. Nitekim kapanan bir takım okullar bu kavgalardan dolayı kapandı. Şu anda faaliyetlerini yürüten okullarımızda çok şükür herhangi bir şey yok. Sorun yaşamıyoruz. Böyle bir sorunla da karşı karşıya gelmedim. Böyle bir şikayet dilekçesi de ateşeliğimize ulaşmadım. Biraz önce Muhsin Bey'in söylediği eğitime yapılacak olan yatırım çok önemlidir. Evet, eğitime yapılacak olan yatırım çok önemlidir. Ama bu eğitime yatırım yapılırken nasıl bir yatırım yapacağımızı, hangi adımları atacağımız çok önemlidir. Eğer bu süpermarketlerden herhangi bir malzeme almaya benzemez. Gidersiniz bir malzeme alırsınız, bozuk çıkarsa atarsınız. Ama eğitimde yapacağınız, atacağınız bir adım bir süre gitmesi gerekir ki doğru muydu, yanlış mıydı görebilirsiniz. Bu da zaman kaybıdır. Evet. O nedenle bu okullaşma, bir bölgede 4 tane okulun işte bir yerde birleşmesi şeklindeki görüşler bir süre tartışılması gerekir, olgunlaşması gerekir. Evet. Ve aynı zamanda ailelerimizin de, velilerimizin de buna ikna olması gerekir. Eğer ikna olmazsa velilerimiz, zaman zaman biliyorsunuz biz biraz rahatımıza düşkünüz. Bir şeyden 500 metre ilerideki bir yere çocuğumuzu götürmeyiz de hemen kapının yanındaki yere isteriz götürelim. Bu şekilde de biraz ailelerimizin özveride bulunarak, eğer böyle bir merkezileştirme söz konusu olacak olursa, ailelerimizin de biraz fedakarlıkta bulunarak, özveride bulunarak, işlerinden güçlerinden biraz kısarak bu özveriyi göstermesi gerektiği kanaatini taşırım. Tabii ki burada büyük iş yine okul başkanlarının oluşturduğu İngiltere Türk Dili ve Kültürü Eğitimi Konsorsiyumu'na iş düşmektedir. Pardon. Orada bu görüşler okul başkanları tarafından,
eğitimciler tarafından iyice etüt edilip, iyice tartışılarak ondan sonra uygulanabilirlik noktasında hareket edilmesi gerekir. İşte o noktada devletler neyse üzerlerine düşen katkı, o katkıyı yapacaklardır. Yoksa şu anda tamam böyle yapalım, şöyle yapalım, olmaz. Yani bir kör insan gibi bir o tarafa, bir bu tarafa devletler yalpa yalpa gitmemesi gerektiği kanaatini taşırım. Önce pişirilsin, kurtarılsın, ne yapılacağı kesin ifade edilsin, ona göre devletler devreye evet. girsin. Ben o de kanaatim. Aynı şeyi söylüyorum. Bu iş böyle bir bardak su gibi değil. Sizler dedim defalarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, eğitimcileri, kültür bilgisi veya eğitim bilgisi olan profesyonel insanlar oturur ve pişire pişire olur. Hemen olsun demedim. Evet, programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, bugün İnşallah olumlu bir tartışma yaptık, yararlı bir tartışma yaptığımızı düşünüyorum ve programımızın da sonuna gelmişiz. Buraya gelen konuklarıma da tek tek teşekkür ediyorum. Ben Osman Tango, Londra Polemik programından tüm izleyicilerime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanal T yöneticilerine, sahiplerine de buradan bize bu imkanları verdiği için her zaman teşekkür ediyorum. Haftaya başka konuklarla, başka konularla görüşmek üzere efendim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. İyi günler efendim.